Yani bilirsiniz Allah'ın bu ümmete en büyük faziletlerinden, en büyük nimetlerinden bir tanesi nedir? Size Ramazan'la alakalı benim tavsiye edeceğim şey şudur. Ramazan'a girmeden önce mutlaka Ramazan'a dair yazılı bir programınız olsun. Çünkü insanların çoğu Ramazan hele bir gelsin, İnşallah Ramazan'ı ihya ederim düşüncesiyle olayları Ramazan'a erteliyorlar. Ramazan geldiği zaman da kalan 11 aydan hiçbir farkı olmaksızın sadece mecburi ve zaruri Müslümanlarla yapılan ameller yapılıyor. Bunun dışındaki salih amellerden Müslüman kendini uzaklaştırıyor. Böyle yapmayın. Yapabileceğiniz az da olsa devamlı olan amelleri belirleyin. Bunları yazılı hale getirin. Allah'a ve nefsinize söz verin. Ben bu Ramazan boyunca bu salih amellere dikkat edeceğim diyeyim. Mesela kardeşlerim bir örnek olaraktan söyleyeyim. Kur'an okumak. Biliyorsunuz Ramazan Kur'an ayıdır. Birçok insan Allah'ın hayra muvaffak kılmadığı insan bir hatim dahi indiremez Ramazan'da. Yani Allah Azze ve Celle onu muvaffak kılmaz. Nefsine bir program yapmaz. Bir gün bir cüzü kaçırır, öbür gün iki cüzü kaçırır, öbür gün üçüncü cüzü kaçırır. Ondan sonra der ki ya ben zaten neresinden tutayım artık? Yani istesem de ben bu şeyi bitiremem, ben bu Ramazan'ı bitiremem diye düşünür. Ve bundan dolayı da hatim yani bir hatimi dahi indirmekten mahrum olan insanlar olur. Fakat hangi vakitte Kur'an okuyacağımızı, ne kadar Kur'an okuyacağımızı bir programa koyduğumuz takdirde Allah'ın izniyle Ramazan'dan istifade etmemiz daha da kolaylaşır. Ve benim size tavsiyem özellikle yani mesela Kur'an ehli olan, Kur'an'ı çok da fazla okuyan kardeşlerimiz var. Evet Ramazan Kur'an ayıdır. Fakat bize ulaşan bazı rivayetler var. Yani hani ne şeriatın ne de aklın mantığın kabul etmediği bazı rivayetler. Mesela ne gibi? İşte falanca alim Ramazan ayı geldiğinde 60 tane hatim indirirdi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 3 günden az Kur'an-ı Kerim'i bitirmeyin. Yani bu alim kimse bunu yapan Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine muhalefet etmiştir. 60 tane hatim indiren adam Kur'an-ı Kerim'i düşünerek okuması, Kur'an-ı Kerim üzerinde tedebbür etmesi mümkün değildir. Ondan dolayı okumuş olduğu Kur'an'ın Allah katında bir değeri de yoktur. Bizim gayemiz 2 tane, 3 tane, 5 tane, 10 tane hatim indirmek değildir. Bu Ramazan'da özellikle bir program yapalım kardeşlerim. Bir tane hatim indirelim. Yani Allah Azze ve Celle'nin kelamını başından sonuna okuyalım. Fakat ayetlerin üzerinde tefekkür edelim. Mealini okuyalım. Allah'ın bizden ne istediğini, Allah'ın bizden istekleriyle bizim durumumuzun ne olduğunu karşılaştıralım. Hani Kur'an-ı Kerim'den sadece tilaveti yönünden değil, aynı zamanda amel yönünden de, kalplerin gıdasını alması yönünden de Kur'an-ı Kerim'den istifade edelim. Nafile ibadetlere dikkat edelim. Yani Ramazan ayı boyunca elimizden geldiği müddetçe kardeşlerim, kuşluk namazını kaçırmamaya gayret edelim. Abdest aldığımız zaman Bilal'in bile Peygamberimizin cennette önünde yürümesine vesile olan, abdestten sonra 2 rekat sünnet namaz kılmaktan nefsimizi mahrum etmeyelim. Farz namazlara müteakip olan önünde ve sonunda var olan revatip sünnetlere çok dikkatli olalım. Elimizden geldiği kadar 4 elle yapışalım. Teravih namazlarını mutlaka cemaatle, eğer cemaatle kılamadığımız zamanlarda da gece namazı olaraktan sahur vaktinde mutlaka bunları yapalım. Sahur zamanında yani biliyorsunuz Allah'ın bu ümmete en büyük faziletlerinden, en büyük nimetlerinden bir tanesi nedir? Gecenin son 1/3'ünde Allah Azze ve Celle'nin gökyüzünün semasına inmesi ve yok mudur isteyen vereyim, yok mudur istiğfar eden bağışlayayım, yok mudur bana sığınan onu koruyayım diye Allah Azze ve Celle'nin nida etmesidir. Şimdi insan için en zor şeylerden bir tanesi bu vakitte sıcak yatağından uyanması ve bu vakitten istifade etmesidir. Yani Allah'ın rahmetinden, bereketinden istifade etmesidir. Ramazan'da ise zaten insan istese de istemese de bu vakitte ayaktadır. Yani ne yaparsak yapalım kardeşlerim bu vakitte sahur için ayakta oluyoruz. Yani istesek de istemesek de bu vakti idrak ediyoruz. Bu vakti mutlaka programlayalım. Hiçbir şey yapamıyorsak istiğfar edelim. وَالْمُسْتَغْفِر۪ينَ بِالْأَسْحَارِ Seher vakitlerinde Allah Azze ve Celle'ye istiğfarda bulunanlar diyor Allah Azze ve Celle. Kur'an-ı Kerim'de bunları övüyor. Yani bu vakitte oturalım, günahlarımızdan tövbe ve istiğfarda bulunalım. Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dileyelim. Ama bunu mutlaka bir programa oturalım ki programsız bir şekilde Ramazan'ı zayi eden insanlardan olmayalım.